Kanka madem evi satmak istemiyorsun, o zaman niye gazeteye ilan veriyorsun? Ben gazeteye ilan falan vermedim ki oğlum. İlanı annemler vermiş. Bilirsin işte. Ana bacı çetesi. Ev senin üzerine değil de ondan tabii. Vallahi kıyıda köşede biraz param var. Eğer fiyatta anlaşabilirsek alabilirim yani. Saçmalama be. Niye oğlum? Hiç olmazsa yabancıya gitmez. Hem böylece istediğin zaman eski evinde kalabilirsin. Ruhsar'ı anmak istediğin zaman hop gidersin Müfit'in evine. Oo, o zaman evimden hiç çıkmaz. Önder Bey'in 6. filosu gibi gönderebilirse. Çok komik. Ruhsar. Bırak. İstedikleri kadar dalga geçsinler. Haberler çok iyi. Canım nerede kaldın? Seni çok merak ettim. Nasıl nerede kaldım ya? Deminden beri buradayım ya oğlum. Sana demiyorum oğlum, ben sana diyorum. Kampanyada nerede kaldın diyorum oğlum. Dün akşam vermiştim ya. Aa hatırladım. Tamam hatırladım. Hadi gel boş bir yere gidelim de anlatayım sana neler oldu. Tamam canım geldim. Ruhum. Görseydin kocacığım, öyle şeyler yaptın. Neler yaptın şimdi, anlatsana şunları hadi. Önce evi dağıttım, kirlettim, pislettim, virane gibi oldum. Virane mi? Nasıl yaptın bunu? Böyle şeyler benim için çocuk oyuncağı Ruhsar'cığım. İlahi Ruhsar, kim bilir nasıl şok olmuşlardır. Kalksana lan. Kalk lan! Kalk lan! Burası çok güzel bir ev. Sahipleri de çok temiz insanlar. Güzel. Demek temiz insanlar. Evet. Ayrıca muhit de çok temiz. Bakın yıllardır buradayım. Ne bir kavgaya, ne bir olaya, ne bir hırsızlığa. Hiç böyle şeye şahit olmadım. Oh! Tam istediğimiz gibi. Evet. Buyurun lütfen. Bu senin temizlediğin muhit. Ne olmuş burada böyle? Bu imkansız. İnanamıyorum. Hiç böyle bir şey yoktu. Evet, bu burada ne çok imkansız. Nereye vurdun beni? Yo. Az önce bu evdeydim. Yemin ederim cinayet falan yoktu. Bebe gidelim buradan. Gidelim. Bebek katilleri. Ama inanamıyorum. Ne zaman oldu? Yo. Bu evde biraz daha kalırsam kafayı yiyeceğim. Sizin eviniz yüzünden tik sahibi oldum. Tikmiş. Sen şuna ben iyi bir emlakçı değilim. Hatta sarhoşum. Onun için evinizi satamıyorum desene. Bakın ben iyi bir emlakçıyım. Ama evinizi satmıyorum. Kendinize başka bir emlakçı bulun. Aman anne. Hadi yürü gidelim. Sanki başka emlakçı yok. İstanbul'da elini sallamasan bile emlakçıya çarpar. Hadi kalk. Doğru. Yürü gidelim. Daha becerikli ve daha tiksiz bir emlakçı elbette buluruz. Affedersiniz abi, bu Zakkum Sokak Karanfil apartmanı nerede oluyor acaba? Bu bizim apartmana yok. Ne yapacaksın bu adresi? Satılık ev varmış da hem de çok ucuza. Sadece 1 milyar. Allah Allah. Kim satıyor acaba Firdevs? Hulki Beyler olmasın? Biraz paraya sıkışık olduklarını duymuştum ama gene de yani 1 milyara niye versin ki? Peki daire numarası kaç? 10. Ne? 10 mu? Ama bu bizim oturduğumuz daire. Ay anne neler oluyor? Kim bizim evimizi satmak istiyor olabilir ki? Yürü kız yürü. Çabuk gidelim eve yürü. Şimdi ilanı göreceğiz. Arkadan paramı çektim. Sabahtan beri ben buradayım. Benim param çarptırılıyor canım. Her şeyini aldım geldim. Ama yok gelmedi. Ne zaman gelecek acaba? Ay anne şu kalabalığa bak. Duyan gelmiş vallahi. Gelir tabii. Bu kadar ucuza ev bulsam ben de gelirim. Ev sahipleri nerede kaldı acaba? Sabahtan beri yoklar. Bana bakın ilk ben geldim tamam mı? Hadi canım ilk benim geldiğimi buradaki herkes biliyor. Sabahtan beri buradayım ben. Durun arkadaşlar benim bir önerim var. Kimseye haksızlık olmasın. Ev ortak satın alıp sonra satıp parayı da paylaşalım. Yok kardeşim ben ortak falan olmam. Ben tabağın önünde gelmişim. Niye ortak olayım ya? Ay Allah'ım. Birisi şaka yapmış deyip şunları dağıtalım hemen anne. Duşum sen hiç merak etme ben hemen hallederim. Bak ben onları nasıl dağıtıyorum şimdi. Dikkat et. Bir sürü kişi var dikkat et. Galiba ev sahibi bunlar. Arkadaşlar bir soralım. Hanımefendi bakar mısınız? Hanımefendi. Bir dakika. Bakın sayın kalabalık. Birisi bize kötü bir şaka yapmış. Ortada satılık ev filan yok. Evet. Biz ev filan satmıyoruz. Yani bir ev satıyoruz ama o ev bu ev değil. Ay sen sussana kız. Büsbütün karıştırmasana ortalığı. Ablacığım canım ablacığım. Ne olur evi bana sat. Başının gözünü satırsa olsun ablacığım. Kardeşim ay olmaz diyorum. Ama olmaz ki böyle bir satıyorum bir satmıyorum. İnsanlar bekliyor burada. Evet bekliyoruz abla. Evet yani. İşimi gücümü bıraktım. Gazete ilanınız için geldim buraya. İlan mı ne ilanı? Evet işte burada. Hani nerede ver bakayım. Hani ilan? Kerizden satılık ev. Tövbe. 1 milyara çift asansörlü, karton Pierre'li, doğalgaz kombili, her tarafı bombili, Allah Allah, 120 metrekare, vade olur, taksit olur, çalıntı arabayla takas bile olur. Ay sen bilirsin ya Rabbi, hangi terbiyesiz yazdıysa bunu? Siz vermişsiniz işte. Vermedik bakın, diyorum. Siz de kadınsınız, ben de. Siz İlan madem satmaya karar verdiniz, satıverin şu ev zevabınıza. Neyse satsın canım? Anneye canım. Sen susana da baba. Aman terbiyesiz kadın. Hadi oradan. Bakın siz 1 milyar demiştiniz, ben 50 milyon daha fazla veririm. Bana verin evi. Yahu anlamıyor musunuz? Allah Allah. Ortada bir yanlış anlama var diyorum. Bu evi satmıyoruz. Ama olur mu? Bak yukarıda yazı var. Gazete değil ama. Hiç boşuna çeneni yorma. Bunların gözü döndü. Bir dakika müsaade eder. Yürü çabuk koş. Öyle kaçmakla kurtulamazsın ablacığım. O evi satmak zorundasın. Sat kurtul be ablacığım. Hadi ablacığım. Ay polis yok mu polis. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Kötü bir şaka yapılmış ev. Olsun yine de biz bu evi satın almak istiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hadi koşun hadi. Hadi oğlum yürü çabuk. Ay tıkandım Allah. Ay koşamayacağım. Ay daha fazla koşamayacağım. Anne hadi. Dönelim eve. Belki dağılmışlardır ha. Yok. Dönemeyiz. O eve bir süre dönemeyiz artık. Olmaz. Ne yapacağız? Sokakta mı yatacağız? Sokakta yatmayacağız elbette. Yürü. Tamam gidiyoruz. Hadi gel. Allah'ım. Müfit Bey'e mi gidiyoruz yoksa? Elinin körü. Ay sinirlendirme şimdi beni. Zaten giderim tepemde. Ay. Polis. Polis yok mu? Ay polis. Onlara yaptıklarım için bana kızmadın değil mi? Yok canım niye kızayım? Hem zaten onların böyle bir derse ihtiyacı vardı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben de çok eğlendim kocacığım. Biraz daha şarap ister misin ruhum? Sen yorulma ben hallederim. Harikasın bir tanem. Hadi şerefe. Şerefe. Bak ne diyorum biliyor musun? Hı. Bugünü her sene evimizin kurtuluş günü olarak kutlayalım. Kutlayalım kocacığım. Temsili kırmızı kuvvetler, temsili müttefik kırmızı kuvvetleri bekliyor. Öyleyse temsili kırmızı kuvvetler de hemen geliyor. Öf ya öf. Eğer yine emlakçıysa onu hemen kurbağa yap Ruhsar. Ne yapmayı düşünüyorsunuz hadi? Düşünecek zaman mı kaldı evladım? Tabii ki birkaç gün burada kalacağız. Ay ruhum daraldı ayol ne bu karanlık? Ay açın şu elektrikleri. Ay aman sen de söndür şu bunları. İsraftan hiç hoşlanma. Allah'ım. Anneciğim iyi güzel ama. Aması maması yok. Biricik anacığınla sevgili kız kardeşine o gözü dönmüş ev manyaklarına parçalattıracak mısın? Ay benim minik kuşum ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem...